Sayın Rıfat Nalbantoğlu. CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İzmir'in koku sorunu olduğunu ve sığınmacılara yönelik açıklamalarına ne yazık ki iki iddiası da karavana sözüyle yanıt verdi. Anlatmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz... Nalbantoğlu, Sayın Akşener, İzmir'in adayının elini kaldırdığı hayırlı uğurlu olsun ama keşke sorsaydı kendisine. 1. Kordonda çimlerde gençlerle bağdaş kurup sohbetler ettin, koku var mıydı diye. AK Parti iktidarının ağzıyla konuşmadan önce programına otel toplantısının yanı sıra biraz halkla söyleşi, biraz yürüyüş dahil etseydi. Belki o zaman koku sorunu var mı yok mu öğrenirdi. Sığınmacılar meselesinin iktidarın tasarrufunda bir sorun olduğunuysa söylemeye hiç gerek yok. Siyasetçi olarak olmasa bile eski bir kabine üyesi olarak zaten biliyor olmalı diye konuştu. Akşener'in saha siyasetinden uzaklaştığını vurgulayan Nalbantoğlu, açıklamasını ''Meral Hanım, aslında siyaseti uzun yıllardır sahada yapan bir siyasetçi. Ancak salon siyasetine geçiş yaptığını ve biraz da paslandığını görüyoruz. Üstüne üstlük eski verilerle konuşması hem kendisini hem de partisini boşa düşürmüş'' sözleriyle sürdürdü. Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak çok zor durumdalar. İzmir'in yıllara dayanan arıtma sorununda finale gelindiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Meral Hanım iktidarın İzmir'e baktığı gözlüğü takmış. Yine AK Parti iktidarının lügatıyla talihsiz bir çıkış yapmıştır. Öyle görünüyor ki İzmir Körfezi'ndeki kötü koku sona erdi. Siyasetin kirli yüzü ve kötü kokuları başladı. Aklı selim siyasi yarışlara, yapıcı eleştirilere diyeceğimiz bir şey yok. Ama işi olmayanı, var kokmayanı kokuyor noktasına getirmek, bambaşka kokuların kaynağını oluşturur ifadelerini kullandı. Nalbantoğlu, ezbere konuşmak yerine sokağın sesine kulak verseler böyle gaflar yapmayacaklar. Böyle karavanalarla gülünç duruma düşmeyecekler. Büyükşehir Belediyesi'nin sığınmacılara ve mülteci sorununa gerçek yaklaşımını bilseler böyle iktidar yanlısı söylemlere sığınmak zorunda kalmayacaklar. Bol keseden atarak siyaset yapma biçimi İzmirlilere ne yazık ki sökmüyor. Bu da bizden bir ipucu olsun dedi.